Merhabalar, Kets'in yeni bölümüne karşınızdayız. Yaklaşık 30 dakikadır şampiyonadan yükselmeye uğraşıyorum. Yani 30 dakika kala şampiyonan bitimine, 30 dakika kala oyuna girdim. Ve de gerçekten çıkmak için o kadar çok uğraştım ki sonunda çıkmayı başardım. Şimdi ona gireceğiz. Yalnız şunu fark ettim. Millet deli gibi balon kullanıyor. Ve de aynı şekilde balonu kullanıp eş zamanlı olarak rakipteki gelen balonları patlatmaya yönelik de kullanılan silahlar var. Özellikle şu an Altın Ligi'ndeyiz ve de 20. seviyeden sonra bu rakipler daha da güçleşiyor, daha da akıllanıyor rakipler. Dolayısıyla hem balonu oluyor, balonu patlatmak için bir tane silahı oluyor ve de rakibe hasar bırakabilecek bir tane çok güçlü bir silahı oluyor. Ayrıyeten mitralyöz olur, o vuruş bırakma olan hasar olarak ve rakibe hasar vermek için kullandığı silah mitralyöz olur, roket olur. Ama mutlaka pompalı ve balon millette var, onu göreceğiz şimdi zaten. Şimdi şampiyonaya girelim. Ve de biz şu anda bu videoyu çekmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de zaten bu balonu komple yok etmeye yönelik bir gövde var. Şu an onu göstereceğim sizlere. Bir gövdede 3 tane slot var. Piramit gövdesi. İnanılmaz bir şey yapacağız. Hemen şu şampiyonaya bir girelim. Hatta şu an videonun ilk kısmında izlemişsinizdir muhtemelen. 21. seviyeye yükseldik. Hedef prestij 20, 24. seviyeydi. Şu an sadece ve sadece 3 seviye kaldı. 3 seviye sonra artık hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Yani dediğim gibi yani şu anda o balon muhabbeti koyulan pompalılar yani genelde biz yapıyorduk. Biz gibi yani 2-3 kişi daha yapıyordu şampiyonada genel olarak. Diğer türlü rakipleri alamadığımız olay sadece yüksek hasarı olan arkadaşlar oluyordu. Onları alamıyorduk hiçbir şekilde. Şimdi bakalım bu videoda neler yapacağız. Heyecanla ben de heyecanlıyım şu an, bakacağız şimdi. Üstelik kutu var. Tamam. 20.000 seviyeye yükseldik. Şu seviye şöyle bir kenarda kalsın. Şimdi şu anda gövdelerimize şöyle bir bakalım. İlk gövdemiz, üçüncü gövdemiz, ikinci gövdemiz ve birinci gövdemiz bu şekilde. Şimdi hemen ben ilk gövdeyi parçalıyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz piramidi koyacağım. Bunu alalım şöyle. Ve de piramit için %120 can veren şurada bir arkadaşımız var. Sen şöyle gel. Çok güzel. Bir tane daha topuz. En yüksek cana sahip, en yüksek yıldızı olan topuzu da koyalım. Şöyle. Şimdi burası çok güzel olacak. Şuradan videodan önce açtığım bir tane kutudan denk gelmişti. Bir yıldızlı bıçak 6. seviye. Çok iyi 6. seviye olması. Şimdi bıçağı en üste koyacağım. Bıçağı en üste koyacağım. Çünkü en üste koyulan bıçak şu en alttaki olan slota denk gelen balonu öldürecek. Onu iptal edecek garanti olarak. Sonrasında pompalı koymayacağım. Zaten piramit gövde bütünlüğü çok sağlam olmayan bir gövde. Altına ne koysam? Mesela hilti koyabilirim. Şuraya da bir hilti koysam. Tam bu noktaya gelecek olan balonu patlatır bu hilti. Aşağıya da vuruşu yüksek olan bir mitralyöz koyacağım. 9 güçlü bir mitralyöz. 8'i var. O gelsin. Veya daha güçlü bir mitralyöz şurada olabilir mi? 20 bin vuruyor ama bir çıkarsam ne kadar kaldı şimdi? 17 bin, 17 bin. Bundan çok daha iyi. Şimdi bunu koyacağız. Evet, şu anda hayallerdeki gövde. Yani balonu komple engelleyecek bir gövde ama bizde balon yok. Dolayısıyla girecek olduğumuz rakiplerde balon olsun, pompalı olsun, yani her şey olsun. Bakalım şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle hızlı dövüşe girelim. Çete savaşı da şimdilik dursun. Şu anda videonun genel olarak gidişatına bakacağız. Şimdi arkadaşta ne var? Bir tane pompalı var, bir tane balon var. Bunu alacağız zaten rahat bir şekilde. Sadece balonu nasıl patlattığımızı görelim. Çok bir şey, çok az bir şey havaya kalktı gövde ama orada balon patlattı, hilti mi patlattı? Ben hilti patlatmıştır diye düşünüyorum. Bir kez daha girelim bakalım. Balonu olsun, özellikle balonu olacak. Denk getirelim abi. Özellikle balonu olanlara gireceğiz. Roket var, bunu da geç. Balon ve pompalı. Balon, bıçak. Balon, başka bir bilmem ne. Denk gel. Mitralyöz, hilti. Pardon, matkap ve mitralyöz. Şimdi buna girebiliriz. Ama bunu alamayabiliriz. Sadece balonu nasıl patlattığını görelim. Çok rahat balonu patlatıyoruz ama güçlü bir rakipti. Zaten 70 bin vuruyordu. Bizim canımız o kadar değil. Ya Cats var ya 6-7 ay önce bu hızlı dövüşte o kadar güzel denk rakipleri götürüyordu ki. Yani sadece hızlı dövüşü oynayarak bile çok rahat zaman geçirilebiliyordu oyunda. Ki zaten öncelerinin çete savaşı yoktu. Hızlı dövüş atıyorduk. Şampiyon oynuyorduk. Sadece bu ikisi vardı. Bir de ligi vardı. Ligde puan falan kasıyorduk. Bir kez daha girelim. Bakalım tam denk getirebileceğimiz bir rakip var mı? Olmasa bile şampiyonu da illaki vardır diye düşünüyorum. Şimdi bizde balon yok. Dolayısıyla rakibi havaya kaldıramayacağız. Yani rakibin gelen balonu patlatıp ona hasar bırakmaya çalışmamız gerekiyor ki hani rakiple biraz böyle mücadeleci bir savaş olsun. 19.000 geçiyoruz.
21 bin. Zannediyorum ki bu hızlı dövüşten şu an tahmin edeceğim şey gelmeyecek. Yani şu an videonun girişine koyacak olduğum şey, hatta koymuş olduğum şey, şu an videonun buralardaysanız eğer. Ki öyle zaten. Buradan olmayacak bakalım. Belki bu olur ama bıçak ve Hilton'un vuruşu maalesef rakibe denk gelmedi. Olsun. Şimdi hayal ettiğim şeyi şampiyonada sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım burada illaki denk gelir diye düşünüyorum. Şimdi bakacağız. Yalnız piramidin canını da arttırmam lazım. Aynen, piramidin canını da arttıralım. 137.000 altınımız var. Sıkıntı yok. Zaten %120 can veren topuzumuz var. Şu anda yapmaya çalıştığım şeyi hemen başlayalım. 4.000'e küsür can arttırdı. 2 seviye birden. Yine aynı şekilde 3.800 yaklaşık olarak. Klasik gövdeyi koy. 4 yıldızlı piramit gayet iyi. Yani ben o rakipleri gördüğümde lan dedim burada bir şeyler var. Yani bu kadar da fazla balon ve de rakibin balonunu patlatmaya yönelik bir silah bulundurması rakibin yani ne bileyim garibime gitti. Yani çünkü gerçekten yarım saat uğraştım şampiyona çıkmak için. Yani ben dedim bilmem ne oldu falan filan. Bir de yeni güncelleme geldiğinde şöyle bir şey oldu. Takılı olduğunda %30 vuruş veriyor. Şimdi bu vuruşu neye veriyor? Hem lazere veriyor. Bakayım hemen deneyelim. Şimdi 8 gücü var. 9. Mesela şunun yerine koyalım. Mesela bıçağın vuruşu kaç? 8 mi 70? Zaten öyle olsa silahlara der zaten. Öyle bir de bir bıçağımız var, onu da bakacağız. Mesela burada silahlara artı %20 vuruş veriyor. Bunu koyduğunuzda bütün silahlara şeydeki gövdenizdeki bütün silahlara %20 vuruş veriyor ama bu herhangi bir gövdeye taktığınızda kendinin %30 vuruşunu ekleyecektir. Mesela 4.631, bu da 8.000. 4.631 yalnız aşağıya koymam lazım. Ne oldu? 6.020 oldu. Bu hala 8.070 ama bu 6.020 oldu. Gördüğünüz gibi arttı. Bir çıkartalım. 6.020 olan lazer tekrar 4.631'e de gerisine döndü. Tamamdır. Şimdi piramidin canını arttırmaya devam edeceğiz. Oraya denk geleceğiz şimdi. 7 dakika oldu, videoya başladı. Bunları satalım abi. Şimdi bizim elimizde çok güzel bir şey vardı. Mitralyöz. Mesela hangileriydi onlar? Mesela şunu koyabilirim. 3 seviye birden mükemmel. Yalnız para bitti. Çok fazla para isteyecekti buna zaten, tahmin etmiştim. Bunu alalım. Ay bu 6 seviye, o dursun. Yalnız şöyle bak, mesela bu 10.000 vuruyor, bu 13.000 vuruyor. Şaka yapıyorsun. O zaman buraya testereyi, hadi be gücüm yok. Peki şurada güç alet çantam var mıdır? Alete sağlık var. Sağlık alet çantası varsa o zaman onu eklesem mi şuradan bir yere ya? İyice canı artsın. Mesela bu piramit için can veriyor. Bunu buna ekleyeyim ben ya. Ekleyeyim mi? Ya da dursun, dursun ya. Ne, şu an hiç ekleyesim gelmedi. Gövdeyi eklesem. Gövde şu an dursun. Biz doğal yollarla gövdenin canını arttırmaya çalışalım. Belki onu başkasına ekleyebilirim. Öyle ziyan olmasın. İkinci seviye kovucuyu sat. Bunu sat. Para lazım, para lazım. Kamuflaj parçaları artık işe yaramayacaktır. Bunları tabii videodan önce yapmam gerekiyordu da. Yani şu an videoya girdim. Yani direkt o heyecanla, o düşündüğüm şekle videoya girdim. İlla ki o rakipleri bulup videonun amacına ulaşmasını sağlayacağız. Hiç kaçarı yok. 100 bin altın oldu. Şimdi tekrar yükseltmeye başlayalım. Mesela burada bir şey yok mudur abi? Karbon parçalardan herhangi bir şey. Yediğimiz olarak bunu kullanayım ya. 2000 güzel, çok iyi. 68 bin can oldu. Mesela şu 5 yıldızlı topuz şey tekerlek, onu koy. 4 yıldızlıyı da koy. Şu an gayet iyi. Şurada bir zıpkın var. Çok güzel. 4 yıldızlı ilk yardım seti. Bir tane daha koysam para bitti. Şu iki tanesini satalım. 3, 4, 5. Çok güzel. Şimdi koysak, bir de şuradaki zıpkını koysak artar diye zannediyorum. Tamam, çok iyi. Evet, şu anda yeterli cana ulaştık. Vuruşumuz da fena değil. Hani hiç olmadı bıçağın da vuruşunu arttırabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi hemen şampiyona da bakıyoruz. Şampiyona hızlı dövüşten çok daha güzel size denk olan rakipleri karşınıza çıkartıyor. Mesela bakalım, 12.000 vuruşu var. 103.000 canı var. Şimdi aynı zamanda illa balon olmasına gerek yok. Zaten metal yüzümüzün vuruşu çok da kötü değil. Dolayısıyla rakiplere hasarı bırakabilecek bir güçteyiz. 96 bin. Ya işte bu çok fazla yani, 96 bin yani aşırı derecede fazla. Buna bakacağız. Bunu alırız diye zannediyorum. Bunu alacağız. Bunu geçelim. Şu anda şampiyona çıkma gibi bir niyetimiz yok. Sadece rakipleri görmek istiyorum ben. İşte bu kovucu olunca maalesef buna benim gövdede bir şey yapmaz yani. Kovucu olmayacak önde tabii. Öyle mükemmel her şeye karşılıklı bir gövde değil ama denk getireceğim. Yani olmadı videonun aralarını kese kese sadece o rakipleri özellikle ben bir yerden bulacağım. Mesela şu an hemen balon patladı. Ama dediğim gibi yani aşırı bir vuruşa ihtiyacımız var. Aynen öyle. Onu şu an hatırladım.
Zaten bu tip şu anda benim kullanmış olduğum gövdeleri kullanan arkadaşlarım mesela şu an Mithal Özü'nün yerine mesela bir roket koyuyor. Ama inanılmaz derecede vuruşunu yükseltiyor. Yani şu anda sadece bir 40 bin oradaki roketinin vuruşu olan arkadaşlar var. Çok rastladım böylelerine. Mesela devam edelim. Buna bakalım. Yani bu da bayağı bir fazla. Yani benim şu an sizlere göstermek istediğim şey rakibin attığı balonu patlatıp çok rahat bir şekilde patlatıp hem bıçak hem hilti hem de mitralyözle rakibe anlık olarak hasar vermek. Bunu hedefliyorum. Evet devam edelim. Ben hızlı dövüşten o arkadaşları bulacağım. Artık oradan bulacağım yani. Yani şu an hiç düşündüğüm gibi rakiplere denk gelmedi. 37 bin. Neyse bunu attık. Yani bu kendi kendini uçurdu. 3 kişiyi kazandık. 3 kişiyi yendik. Şimdi hızlı dövüşe gireyim. Ben aramaya başlayacağım. Buraları özellikle keseceğim. Bakalım şimdi denk getirdiğim zaman videoyu başlatır mıyım artık ne yaparım. Siz görürsünüz onu zaten. Evet şu anda aramaya başladık. İlk rakip 23.000 vuruş. Bakın bu bize çok denk bir rakip. Tam istediğim bir rakip benim. Bakın hemen balon patladı. Hilti de hasar veriyor. Yani vuruş olarak çok başa baş geçti ama balon bizi deviremedi. Pompalısı var, balonu var. Bizi deviremedi. Yani tam bu şekilde bir olay düşünüyordum. Mesela şu an Mitaröz'ün vuruşu kaç? 17 bin. Ya bu daha artar mı? Zannetmem. Sağlık alet çantasını da eklemeye gerek yok. Devam edelim hızlı dövüşe. Hemen bakalım. Hatta bu olayı biraz daha ilerilerde 24. seviyeye geldiğimizde karbon parçalar, mitralyözler falan onlarla çok daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Mesela şu an bakalım. 45.000 vuruş. Alır bizi ama balonu ve pompalı olmasına rağmen bizi deviremediğini nasıl deviremediğini bizi görelim. O şekilde o yüzden girdik. Devam. Hani yani şu an videonun girişine koyacağım için güzel bir şey olması lazım. Güzel birilerini almamız lazım. Mesela şöyle girelim abi. Bunu koyabilir miyiz? Evet, bunu koyacağım. Evet, şu an istediğim bir rakip denk geldi. O rakiplerden bir tanesi. Devam. Yine gireceğiz. Bunu geçelim. 12 dakika. Bunu da geç. Bunu da geçelim. Devam. Mesela buna gireyim bakayım. Bu olabilir bence. Yalnız çok fazla vuruyormuş. Roketi çok fazla vuruyormuş. Onu bir tamir edemedim. Roketi amma fazla vuruyor. Devam. Bunu da geç. Ya bir tane balon, bir tane birini. Yani geçen şampiyonayı keşke görebilseydiniz. Mesela 13.000 vuruyor. Buna girelim abi. Balonu var ve roketi var. Mesela bakın bunu güzel bir şekilde aldık. Tamam, bu da videonun başına koyulacak bir kısım olabilir. Sonraki rakip. Buna da girelim. 27.000 can. 36.000 vuruş. Tamam, bunu da aldık. Balonu iptal. Yani özellikle balon olması lazım. Çünkü kapağını şu an aklımda hayal ettim zaten videoya girmeden önce. Devam. Yine devam. Bulacağız. 90.771. Yine devam. Devam. Toronto. Devam. Şimdi balon denk gelmiyor. Ah şu geçen şampiyonu olsaydı. Ah. Neyse çete savaşına gireriz o zaman. Çete savaşına belki denk gelir. Mesela şu anda bu arkadaşa girsek pompalısı bizi geriye itecek ama bu bizi alır ya. Çok çok rahat alır. Bizim balonumuz yok ya. Yani ah şu hızlı dövüşün rakip eşleştirme sistemi yok mu ya? Ah şu hızlı dövüş yok mu? Al bakalım abi. Buraları keseceğim zaten. Denk gelmiyor ya. Ama getireceğiz. Şöyle de bir sileyim. Devam. Bir tane de burada var. Buna da girelim abi. 36.000 vuruyor. Bir tane de vuramazsın. Çok güzel. Bunu güzel şekilde aldık. Devam. Yine devam. -4780. Buna girebiliriz. Buna girebiliriz. Güzel bir rakip bu. Evet, mükemmel bir rakip. Aynen süper. Ya işte aktif olarak hasar vermiyor şey. Hilti.
Dolayısıyla vuruşun kesinlikle bunu aktarmam lazım ya. Bunun bayağı bir yüksek olması lazım. O zaman ben şöyle yapayım. Ben şu an diğer gövdelere bakalım abi. Diğer gövdeler çete savaşı için uygun mudur? Şunu şöyle koyalım. Allah'ım nasıl koyamazdım seni ben? Seni nasıl koyamam? Zaten saçma sapan bir şeysin. Yine çıldırtıyor ya. Yine çıldırtıyor. Ekstradan bir tane daha balon vardı. Şunu koyalım. Şimdi gel bari ya. Bari şimdi gel. Ha, sonunda. Burada bir şey almış mıyız? Çok iyi ya. Şuraya bakın. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bari pompalı koyayım şuraya ya. Bunun gücü fazla. Şuraya bir pompalı. Geriye kalan 9 güce de şuradan bir 9 güçlü. 8 de uyar. Tabii niye illa niye 9 olması lazım. Şimdi şampiyona girin. Belki şampiyona da düşündüğümüz rakipler denk gelir. Ona bununla girebiliriz. Tabii nereden denk gelecek? Neyse başlayalım. Biz artık buraları normal oynamak için şey yapalım. Diğerlerini artık yine bir şekilde kesip koyacağız oraya. Bir şeyler yapacağız bu videoya. 15 dakika o kadar olmaması lazım. Devam. Andy 34.844. Benim o gövdeyi kullanmam lazım. Videonun başlığını ve kapağını ona ayarladıysam eğer benim o gövdeyi bir şekilde kullanmam lazım. İşte vuruşu keşke yükseltebilsek. Neyse. Yani bu bir sonraki videolara ön ayak olur. Zaten yabancı izleyenimiz çok yok. Dolayısıyla beni anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İlerleyen zamanda karbon parçalardan güzel bir yüksek vuruşlu miktarlıyoruz. İlla ki gelecek. Kesinlikle gelecek. Evet şu anda bu arkadaşa girebilirim. Seçiyorum birinci gövdemi. 38 bin vuruş var. Pompalısı yok. Çifte roketi var. Ve bunu nasıl alacağımız şu an mükemmel. Artık balon iptal. Bir sonraki gövdesinde balon var mı? Bunda yokmuş. Ama bunu da girsek. Tabi alır bizi bu 24 bin vuruyor. 14 bin canımız kalmıştı. Fena değil. Şöyle bir kaldıralım o ya. Bu da 3 bin vuruyor. Hani çok da zor olmayacak. Keşke diğerini seçsem diyecekken. Sıkıntı yok. 16 dakika ama tabi sizde 16 olmayacaktır. O diğerlerini keseceğim ben. Evet, ona da bununla girsek. Buna da girelim abi. Al şunu. Ya ters yanma ya. Ters yatma. Ne seni böyle ite ite alırız herhalde. Bazı eskiden roketler mesela bu şekilde durunca bile hasar bırakabiliyordu ya. Çok iyi hatırlıyorum. İlla düz vurmasına gerek yoktu. Evet, bunu da aldık. Hem çete savaş şöyle bir kenarda dursun. Biz güzellerini artık videonun başına koyar. Ara ara serpiştiririz diye düşünüyorum. Öyle yapacağız artık. İkinci seviye kutudan tekerlek mitralliyoruz. Abi neden bir tane şeyden gelmiyorsun? Ve bu çete savaşında da kullanabileceğim bir şey var mıdır? Yoktur gibime geliyor. 16.000, 63.000. Devam. Oo, sağlamsın, büyüksün, iyisin. Bu alırım bence bu alır. Ama bunun kovucu vardı. Ya bu kovucuyu mahvediyordu ya bu gövde. Şey bu kov evet bu gövdeyi mahvediyordu kovucu. Tamam. Onu aldık. Saçma sapan bir şey olmasın diyordum. Şimdi bunda iki tane balon var. Bence bu gövdeyi havaya uçurur. Lan yu. Sana helal olsun. Var be helal olsun. Sağlanmışsın, büyüksün. Güzel. Mükemmel. Bu ne yapar artık ya? Alırım bunu. Hiç imkansız, hiç şey vermiyorum ben. Ekskavatörü gelecek. O bana bir tane fazladan vurmayacak. Öyle olur mu ya? Vurdu bile. Ah. Şansa bak be. Güzeldi, güzeldi. Vallahi benim şu an içim gidiyor. O gövdeyi kullanamıyorum çünkü ya. Biraz daha hızlı dövüşe bakayım. Şöyle bir çete savaşı dursun bakayım. Lan neler olacak bu videonun montajında. Ay çok uğraşacağım. Şimdi tekrar hızlı dövüşe gir. Olacak bulacağız. Neler oluyor neler düşüyor. Devam. Buna girebilirim. Tam istediğim bir rakip. İki tane balonu var. Gördüğünüz gibi gövdemiz iki balonu olan rakibi duman ediyor. Vuruşumuz da zaten ondan fazla. Ama balonu nasıl patlattığımızı gördünüz değil mi? Evet. Balonu iyi patlatıyoruz. Devam. Yine balonlu bir rakip olsun. Pompalı olacaksa vuruşu çok yüksek olmasın. Devam. Çünkü bizim balonumuz yok. Pompalıyı sekteye vuramıyoruz. Evet, bunu da girebiliriz. 28 bin vuruşu var. Onda da balon var. Onda da balon var. Onda da bıçak var ama ah ah 28 3 6 9 2 3. vuruşunda bizi aldı. Maalesef. Maalesef. Devam. Bir kez daha girelim buna. Zor 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 duruyor var ya görseniz. Yani genelde bu adamlarda çifte roket oluyordu biliyor musunuz? Çifte roket oluyor abi. Çifte rokete basıyor vuruşu. Arkasına, önüne, yukarısına her yerden gelen kişiyi öldürüyor. Şimdi buna girelim. 43 bin vuruyor. Bizi alır yalnız abi. Biraz dokundurduk ama.
Maalesef maalesef olmuyor. Hani göğde bir değişiklik yapsam, Hilton'un oraya başka bir şey koysam ya, ben özellikle balonu imha etme üzerine bir gövdeyi tasarladığım için, yoksa oraya da bir tane daha mitalyas koyar komple olayı bitirebilirim ama o şekilde istemiyorsa buna girelim. Ha, bu tam dişimize göre bir rakip bence. Harbi tam dişimize göre. Yani bu kadar olur. Tahmin ettim onu çünkü. Evet, devam devam devam. Bu şekilde birini arıyoruz. Sonradan ben gövdemi hemen değiştirir miyim artık bilmiyorum. Yani dediğim gibi çok da fazla uzun olmasını istemiyorum. Sadece genel manayı anlatsın yeter. Lamar görüyorsunuz. Balon patlıyor ama vuruş yüksek değil. Mitralyözünüzün ve roketinizin o alttaki hengamenin yüksek olması lazım. Öyle denk geldiği zaman balonu patlatıp pompalı da artık umurunuzda olmaz. Hani çift roket olursa sizin için çok daha iyi olur. Hani nasıl yapacaksınız onu bilmiyorum. Artık karbona gelir, en sonunda denk getirir, çıkar, yükseltme yapar. Aktif şekilde kullanır. Hem buna takarsınız, hem geri vitesli sinsiye takarsanız her yerde kullanabilirsiniz o çift roketi. Yani sadece bu gövdeye özel bir şey değil. Mesela 28 bin vuruyor. Gelelim bakalım ne olacak. 95 bin canı var. Bir pompalısı var ama yaklaştırdı bizi biraz. Biraz az bir şey daha. Ama maalesef olmadı. Bozgun. Devam. Başka bir tane daha gövde tasarlayayım videoya, şeye, iptal etmek için rakipleri. Olmadı, onu seçeriz. Mesela ne olsun? Abi, o zaten sıradan bir gövde olur ya. Onu her zaman kullanıyorduk. Bizim zaten, ya tabii öyle bir şey de, yine şu an düşündüm de, öyle bir 3 tane slot olan gövdemiz yok. Yani bizim kullanacak olduğumuz gövde de balon slotu veya yardım slotu koyacaklık bir slotun olmaması lazım. Yani benim tasarladığım, hayal ettiğim gövdenin şekli 3 tane slot olması lazım ki düşündüğümü sizlere aktarabileyim de. Rakip gelmiyor ki. Rakip gelmiyor. Devam, devam, devam. İşte bu. İşte bu çok güzel bir rakip. Tam istediğim bir rakip. Hemen gösterelim abi. Oy, 45 bin vuruş, 50 bin. Demek ki Hilti olunca, yani vuruşunuz yüksek değilse Hilti şu anda işe yaramıyor. Görüyorsunuz bunu. Aktif olarak görüyorsunuz. Hilti işe yaramıyor o zaman. Mertliği bozacağız abi. 4 güç mü? İnanılmaz. Harbi inanılmaz. Buna güç nasıl ekleyeceğim? Zaten 2 tane güç eklediğim halde bu ya. Çıldırmalık. Abi, ben şu an şartelleri attım. Ben çete savaşına yönelip oradan bir tane karbon parçalarından mitalyüs çıkaracağım. Ben bu videoyu kurtaracağım abi. Bu daha yüksek. Gel bakayım. Yemişim piramidini. Geleceğiz abi. Sana da geleceğiz ama biraz beklemen lazım. Şimdi balon için can veren, şey balon için can veren gövdemiz burada. Yalnız buradan bunları alacağım. Bunları buradan alacağım abi. Bu ikisini buraya koyalım. Şu an hayal ettiğim şeyi gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Bir tane mitralyöz. 10 bin. Dışarıda attığım çok daha iyiydi. Mesela sen şuraya gel abi. Pompalı mı? Bir tane daha mitralyöz. Ne pompalısı abi? İnat ettik, bunu düşüreceğiz arkadaşları. 7 bin. Sen de gel şöyle abi. Kaç gücün? Gücün kalmadı ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 7 güç. Seni koyacağız artık. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Sendeki balonu da alalım abi. İlk gövde miydin sen? Evet. Şöyle gel. Ne? 3 mü? Hadi. Ben 6 güçlü nasıl bir mitralyöz bulayım ya? 6 güçlü mitralyöz. Aha. 8 bin. Neyse, koy bakalım. Ne yapacaksak artık. Nasıl bir belaya bulaştıysak. Tamam. İkinci gövdenin ne vardı? Tamam, iyi iyi güzel. Hani bu da fena değil gibi sanki. Bakayım bunun vuruşu kaç? 3000 ha, bu silahlara vuruş verse ne yapar? Oradaki bıçağı alıp şuraya koyacağım. Neredesin karbon parça? Gel bakalım. Videonun şu an tamamıyla formatını değiştirdim ama oralara geleceğiz. Hatta oraları başa bile koyabilirim. Hadi lan. Oğlum yine sivrisinek geldi. Çıldırtacak beni ya. Burada ne olsun? Abi burada da aynı dalgadan olsun. Hani sen de gel. Buraya da bir tane balon. 3 yıldız, 3 yıldız artık ne olursam. Şimdi buralara orada kal. Buralara tekerlek koyacağım. Mesela piramit için. Sana piramit için can versen ne olur arkadaş. Tamam, şu an gövdelerimi ayarladım. Şu an çete savaşına gireceğim. Nerede takıldık hemen görüp şimdi çekelim abi. Yalnız bıçak, balon var mıydı onlarda ya? Güzel, çok iyi. Yalnız ben o ikinci gövdesini durdurmam lazım ya. Onu ben bir durdurayım abi. Onu ben bir durdurayım. Kaç güçsün? 9 musun? 8 koyalım sana. 8 seni kollar. Evet, şu an çete savaşına girelim. Yani ben o mitralyözü denk getireyim. Onun vuruşunu arttırayım. Yani bir yıldızlı karbon parça bile işimi çok rahat görecektir ki gücü az olsun. Bir şeyler yapacağız abi. Bir şeyler yapacağız. Kesin yani, kaçarı yok. Şuna bir girelim bakalım neymiş bunun derdi.
Şekil yapıyorsun abi 2 saattir bize. Ne oldu şimdi? Güzel. Geç ikinci gövdeye. Çek pompalıyı abi. 18.000 vuruşu var. Yaklaşamayacak bence. Bir tane vurdu, denk getirdi. Helal olsun abi. Büyüksün vallahi. Büyük adamsın. Gel üçüncü gövde. Hemen fişini çekelim senin de. Gel birinci gövde. Vur 33.000 kafasına kafasına. Tamam, bunu aldık. Gelir misin bir tane mitralyöz karbondan? Hadi bakayım. Sal bize bir mitralyöz abi. Videonun formatına uygun bir şeyler yapalım abi. 24 dakika. Tabii sizde böyle olmayacak dediğim gibi. O arama yerlerini keseceğim. Devam devam devam. Bas bas bas. Abi 3 yıldızlı forklift. Neden gelmiyorsun 3 yıldızlı? Mitralyöz ya. İnanamıyorum. Ha ben şu an şey dedim. Oo reis. Tam vallahi onu düşünüyordum abi. Bir tane daha vurmasın bana. Gel ilk gövde. Şey, ne düşündüm? Ben zaten şu an karbon parçalarındayım, yani çıkması normal. Evet, bu adamın rezil ateşlemesin, ne olur. Ne olur abi ya, etme. Gövde kalmadı lan. Alır mısın bunu? Aldın, sen büyüksün ya. Üçüncü gövdesi de umarım iyidir. Hayda, bu kalkar mı? Ya, çok sıkıntı. Büyük sıkıntı. Efsane sıkıntı var o gövdede. Yalnız üçüncü gövdesi çok sağlam adamın ya, ne yapacağız bunda? Bir daha bakalım. Abi ne diye girdik, ne diye çıkacağız? 50 bin vuruyor, çok güçlü. Mitralyözü çok sağlam. Tekerlekleri yükseltsem abi ya, mükemmel gövdesi var adamın ya. Abi şu adamın gövdesini al, benimkile değiştir. Ama yalnız 50 binde vuruyor adam. Yani şu şeyle hilti ve mitralyözü 50 bin vuruyor. Şimdi adamda şey var zaten, zıpkın var, çekiyor yanına. Hiltisini de sana vurdurtuyor. Ama benim düşündüğüm gövde, yani beni alan arkadaşların hayalimdeki o. Beni şu ana kadar alan arkadaşların düşündüğümü bir türlü uygulattırmıyor bana ya. Sağlık alet çantası. Saçma sapan şeyleri ya. Yine forklift. Yine 2 yıldız ya. Çıldıracağım. Ne yapsam? Onu ben nasıl alsam? Pompalı şart değil. Düşünüyorum. Zıpkını var adamın zaten. 80 bin mi canı var? Hadi bakalım. Abi nasıl olur? 1700 canı nasıl olur senin? Yani insan mısın abi? Nasıl 1700 can olabilir ya? Abi ya, öf, çok kötü. İnanılmaz kötü. Berbat ya, leş leş leş. Harbi leş. Düşünüyorum düşünüyorum da olmuyor ya. Harbi olmuyor. Siz gelin bakalım ya. Sen çık şuradan. Çık şuradan. Gövdeymiş. Sen gibi gövde, lanet pislik. Yalnız şunlar dursun bunda ya. Sen de gel. Sen de şöyle gel. Artık şunu ne kadar yapacaksınız abi? Arttırın şu gövdeyi, arttırın ya. Artmıyor lan. Bir yıldız adam hiç umurunda değil. 5.000 can, süpersin. Daha fazla, daha fazla. Forklift. Neredesin o 5 yıldızlı forklift? Gel bakalım. Abi şunu arttırırsın. 24.000 istiyor. Sat şunu abi. Gel bakalım. Bir 5.000 daha. 5.500. 10.000 can arttı. Delisin, süpersin. Bunun vuruşunu arttırmak için sağlık alet çantası 2 tane. Bunu eklesem mi? Ekleyeceğim ona. Ona ekleyeceğim abi. Canım iyice tavan olsun. Olmadı. Videonun artık ya. Oğlum video çok değişik oldu ya. Ulan hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Yani buraya kadar getirip videoyu atmama gibi bir olay da olmayacak da yani. Atacağım da. Lan hiç tahmin ettiğim gibi bir şey olmadı ya. Neyse, belki videonun girişlerine koyduğumuz şeyler güzel olabilir. Evet, 110 bin can. Vuruşu da arttırsaydık hani, bir şeyler şuraya. Ortaya karışık abi. Şurada yok mudur abi şeyler? Şuralarda mesela şu. Hilti lan ne oğlum. Çıldırtıyorsun abi. Yükle yükle yükle. Ne kadar arttırdın? 800 mü? 600 de iyidir hani, o da iyidir. Bir tane daha. Doymadık. Doyduk. Yeter bu kadar. Tamam. Evet. İlk gövde tekerlek kalmadı bunda. Şuna bir şeyler salacağız. Mesela şunları koyalım abi. Bir yıldız, güzel. Yani buna da şöyle 8, 9'luk birisi. 9'luk. Ha güzel. Güzel. Şimdi bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Sonuç ne olacak? Bakalım, o kadar arttırdık vuruşumuzu. Bakalım ne yapacağız? Üçüncü gövde 60, 50 bin, çok fazla bir vuruş. Neyse artık gireyim ben. Umarım olmuştur. Neyse. Yani ben illa videoda değil, videonun dışında da bir şeyleri yapıp oraya koyma. Videoda olması lazım bunların. Neyse, şu an kafam iyice karıştı. 33.000 vuruş.
Vallahi abi. 39 bin de bizde var. Orta yolunu buluruz. Adamsın be. Süpersin. Kralsın ya. Çok iyi. Evet. 49 bin. Girelim. Bu gövde mi alsa? Abi lazerin ateşlemedi bile. Lazeri bile ateşlemedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Abi bunu alırsın sen ya. Yaparsın. 29 bin vuruyorsun. Oh, 10 numara, 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Kardeşim sana bu son gövdesi zaten. Umarım kalkarsın. 100 bin can. 110 bin can. Kalk havaya. Kalk. Kalk duvara yaslan. İşte bu be. Bilek gücü. Yes lan çok iyi oldu. 10 numara. Süper. Et almayı başardık. Güzel yani öyle. Zaten oralara bir şekilde denk geliyordu yani. Belki duvara falan yeter bu şekilde olabileceğini tahmin ettim ama yine çok iyi oldu ya. Çok güzel oldun. Yani olamaya da biliyor bazen ama. İyi. Hadi bana bir tane mitral alıyoruz. Karbondan bir mitral... Yok abi. Tövbe etmiş. Bu bir şeyler vermiyor. Üçte... Oo, üçüncü gövdesi çok iyi adamın. Üçüncü gövdesi adamın gerçekten bayağı iyi. Altı güçlük ben pompalıyı nereden bulacağım? Altı güçlü pompalı bulamam ki. Yok ki ya. Nerede? Yok abi maalesef. Taze bitti. Umarım çok iyi vurmuyordur şeyi. Şimdi geri gel abi bakalım. 7 güçlü artık. 8 güçlü bir pompalı. 9, 8, 8, 9, 8, 8. Gel. İkisi aynıydı zaten. Tamam yani gir bakalım. 30 dakika oldu. Artık şurada bir durdurup tekrar başlayalım. 30'dan fazla kaydetmiyor telefon. Evet. Kesin alamayacağız ama ben yine sizler için bir girmek istiyorum. Evet ilk gövde. Ah ulan videonun kapağı yaktım benim. Ben onu koyacağım ama ya. Olma, koymazsam olmaz ya. Evet. Mutabık mıyız? Giriyor muyuz? Girelim abi. Ha, kendi kendini yaktın. Ha öyle hiç bizi gitmeye çalışma. İtsem bile 9300 vuruyor bıçağımız. Yani söyleyeyim de. Precision 4 abi. 6 prestij daha. Yaklaşman lazım. Evet. Böyle bir arkadaş. Ya, çok güçlü bir arkadaş. Ya, galiba bu bizi alacak. Ki aldı bile hatta. Oo, oo. Felaket bir şey. 93 bin. Büyüksün. Ne yapayım? Ne diyelim abi? Ne diyebilirim sana ben ya? Yani şu an adamın gövdesi harikulade iyi yani. Ama biz onu alacağız. Evet. Onu alacağız. Çıkalım şuradan. Acilen çıkalım. Üçüncü gövde dursun. Dursun. 3 dursun. Hatta 3'ü 1'e mi koysam? Bakayım. Pompalının ay gücü çok iyi olmasına gerek. Bunun canı çok az ya. 16 bin. 39 bin. Abi üzülerek söylüyorum. Ben buradan hatta bu gövdenin yerini alırım ben ama buna bir pompalı koymam lazım. 6 güç. 9 güç. Abi saçma sapan pompalı geliyor. Harbi çıldırmamak elde değil ya. Güç alet çantam da yok benim. Yok değil mi? Cık, bomboş. Bomboş ya. 9 güç. 8 güç. Ha iyi 8 güçlü bir şey varmış burada. Yorumlar Allah bilir kaç yap. Abi 8 güç abi 8 güç kaç. Böyle saçma sapan. Onlara da ayrı bir çıldırıyorum. Tamam pompalıyı koyduk. Üçüncü gövdeye. Şimdi geleceğiz abi. Sinsi'yi. Bunu koyacağız. Bir tane balon. Pardon ne balonu ya. Oğlum kafam yine gitti. Geri vites. Aa, iyi vermişsin ya. İyi. Bu güçlü olan 5100 vuruyor. Abi çok sağlam vuruyorsun ya. Şuna biraz ateşleyelim bir şeyler ha. Seni satmayacağım. Sen dur. Sen dur. Sen gel. Şunu yükleyelim abi. 350 vuruş sağlam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Satayım bir şu piramidi. Videonun kapağını satayım mı? Başka ne var burada? Mitralyöz, gel. Para mı yok? Oğlum, ne durumlara düştük. Geçen Yahya Berak'tı yanlış hatırlamıyorsam. Yorum atmıştı. Eski zamanları hatırlıyorum diyor reis. 60 milyon altın vardı bilmem. Prestijondu falan. Yani 60 milyon olduğu zamanlar ya. 60 milyon altınımız vardı ya. 60 milyon abi. Oyunun cazibesine kapıldık. Herkes giriyor dedik. Yani ne yapalım biz de girelim dedik. Yani çünkü sıkılmıştık. 3 ay 4 ay boyunca Prestijon. 2-3 milyon gövdemiz şeylerimiz vardı. Artık yeter dedik de. Girelim alın ne olacaksa olsun. Keşke girmeyeydik. Yeni bir hesap açaydık. Oradan yürüyeydik. Ah ah ah. İşte bazı hataların geri dönüşü olmuyor bu oyunda. Veya bütün hayatta öyle oluyor zaten. Gel geriye. 175. Başka bir şeyler. Başka bir şeyler.
Sal ortaya bir şeyler. Mesela şuradan pompalı. 20 bin. Oğlum ya. O günler de gelecek diyeceğim ama bakalım. Kim öle kim kala. Oynar mıyız yine o zamana? Yani bir önceki çektiğim videoyla şu an çektiğim videonun şey bakımından, mantık bakımından da çok fark uzak ya. Neyse daha fazla saçmalamadan girelim. 34 dakika. Şimdi donduralım. Evet şu an kaldığımız yerin devam ediyoruz. Videoyu dondurduk ve şu an yeniden başlattık. Katıl mı diyecektik, ne diyecektik biz? Yani biz niye geldik buraya bakayım. Ha orada bir adam vardı. Geri vites. Lan yeni dondurdum sanki hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Formatlandık. Tekrarla. Son hakkımız gireceğiz abi. Artık ne yapalım? Oğlum ne kadar uzadı video ya. 10 dakika, 15 dakika düşünüyordum. Vallahi billahi. 12 oldu saat ya. Daha neler yapacağım ben? MR Neps. Hadi bakalım. 72 bin. Yaparsın bir şeyler. Evet şu an 3. gövde. Neredesin? İşte buradasın. Yani 93 bin vuruş. Pardon 93 bin can. Gövde hareket et. Bir tane bıçak vurmasın. İşte orada görüşürüz. Orada görüşeceğiz. Görüşür müyüz? Abi ben vuruşumu arttırdım ya. Ben elimden geleni yaptım. Biraz diğer gövdeleri vurur ona herhalde. Bakayım. Vurursun biraz ya, değil mi? Biraz vurursun ya. Az bir şey. Vur ya lan bir tane vuracaksın. Lan bir tane vuracaksın. Abi ya sen vur bari bir tane. Ha? Sonu ama son gövdeyi nasıl alacağım ben? Alamayacağım. Alır mıyım? Abi camış gibi gövde ama dur bakayım. Galiba bıçağı az vuruyor. Abi ya ay yapışkan silindirine senin. Allah'ım. Abi kaç bin? 110 bin can yaptım. Lanet olsun oyununa ya. Ben oynamayacaktım bu oyunu. Nereden girdim bu videoya? Abi o kadar 20 defa oyunu bitirdik. Hala aynı muhabbet Teran. Adam sıkıldım daraldım ya. Neyse ben şu düşündüğümü yapabileyim. Çıkmayalım çileden. Neyse ben şimdi şöyle yapacağım. Tekrardan burayı sileceğim, keseceğim. Tabii rakibi bulduğum zaman şu an tekrar düşündüğümüz, hayal ettiğimiz ne hayal ediyorsam artık. O gövdeyi buraya koyalım. Mitalöz bekliyorduk. Gelmedi. Tamam abi. Sıkıntı yok. Sakiniz. Nerede bıçak? Gel şöyle. Sen şöyle. Yukarıya. Testere mi geleceksin artık? Hilti milti yok muydu orada hani? Mükemmel. Harikulade iyi. Çok çok iyi. Neyse. 5 güçlü bir bıçak. Aha iyi kurtardık biraz evet evet iyi şu an iyi. Şu an iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Tamam. Evet biraz formatta değişiklik oldu. Şimdi balon neredesin? Balon full iptal. Evet balon full iptal abi. Hasarı da bırakma. Gir bakalım hadi bakalım ne yapacaksın? Evet, kim alacak? Bence o aldı. Ben bayısı ona yatırıyorum. Ve kazandım. Bayısı ona yatırdım. Ossi. Güzel. Devam. Devam hoş. 28 bin devam. Bu tutar mı? Abi ya vallahi çıldıracağım ya. Yok abi düşündüğümü. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben düşündüğümü size anlatabilmişimdir diye zannediyorum. Amacımız ne? Bir tane mitralyöz olan yerde vuruşu yüksek olan herhangi bir saldıran bir silah. Lazer olur. Lazer olur. Roket olur. Çifte roket olur. Mitralyöz olur. Bak 4 tane. 4 tane koyabilecek olduğun silah var. Onlardan herhangi birini yükseltiyorsunuz abi. Ne kadar yani bayağı bir yükseltiyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela şu anda altın karbon parçalardayız biz. Ve şu an metal özümüzün vuruşu ne kadar? 15 bin. Siz onu yapıyorsunuz. 30 bin. 35 bin. Saldırı alet çantalarıyla. Yani düşündüğümü yapıp yani size karşı balon kullanan, pompalı kullanan bir kovucu da işe yaramıyor piramit. Yani kaçışı yok. Her türlü alırsınız. Mesela bunlar olsa bile yani bıçağınız da sağlam vuruyordur hani. Rakipte şey mi var? Çift roket mi var? Canınız da yüksektir ona karşı. Değil mi? Yani tabii şu an benim metal özüm o kadar iyi değil. Ha çift roket olursa ya o zaman her şey çözülür. Neyse dediğimi umarım anlatabilirim. Yani 35 dakika falan oldu. Şu an kesecek olduğum dediğim yerleri de kesmemiş de olabilir bilmiyorum ya bakalım. Duruma göre. Evet kesten bu kadar. Reklam etmeyi unuttuk ya videonun içinde. Ring of Elysium ve PUBG Mobile videolarını izlemenizi öneriyorum. Gerçekten onlar bu videodan daha eğlenceli.
Çünkü aktif olarak bir heyecan yaşıyoruz. Rakiplerle aktif olarak, online olarak, birebir anlık olarak çatıştığımız için ki zaten biliyorsunuzdur. Daha heyecanlı oluyor. Daha güzel oluyor gerçekten. Yani attığım video 7 saatlik 50 izlenmiş. Bu üzücü bir durum. Tabii diğerleri 150 falan izlemiş. Bu nasıl oldu ben de anlamadım. Bugün pazartesi mi lan? Bakayım bugün pazartesi. Bugün pazartesi millet okula gitti doğru aynen ondan. Biz free ya biz evdeyiz dışarıdayız sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Gerçekten görüşürüz inşallah. Güle güle.